أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve bin stadiyle Sebe suresinin 34. surenin 3. ayetini çalışıyor idik. Aynı mahiyette bir ayet Yunus suresinin 61. ayeti siz de kaydedebilirsiniz. Yunus suresi 10. suredir Kur'an'ın. 61. ayeti kontrol edin. Aynı mahiyette ben ayeti okuyorum. 61. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de yeni fark ettim. Sizinle paylaşmak istedim. Ve ma tekunu fi şeyin ve ma tetlu minhu min Kur'anin ve la ta'meluna min amelin illa kunna aleykum şuhuden إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Anlam itibariyle aşağı yukarı aynı, çok özellikle bizim çalıştığımız zerrenin anlaşılması açısından aynı konuda, aynı mesaj iletiliyor ve yine aynen Kitab-ı Mübin'de her şeyin kaydedildiği söyleniyor ve senin Rabbinden hiçbir şey kaçamaz, uzak duramaz. Yani çok özür dilerim, sesim yani Allah'tan hiçbir şey kaçmaz, her şey Allah'ın kontrolü altındadır demek, ondan uzak kalamaz demek. Bunu esas bu tefsirde, şu okuduğumuz tefsirde vurgulanan yönüyle Allah'tan kaçacaktı da kaçamaz, işte o yakaladı onları anlamında değil. Kur'an'ın bize bunu bildirmesinin nedeni Rabbim bana bunun için bildiriyor şimdi diye sorduğum zaman alacağım cevap yani ondan kaçamaz. Kaçamazsa ne yapayım diyebiliriz de böyle değil. Zaten Kur'an öyle de okunmaz. Kur'an bizim yaratıcımızın, Rabbimizin bize verdiği mesajın bizim dünyamızda nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlamak içindir. Rabbim bize konuşuyor. Allah bize konuşuyor. Kur'an'ı anlamanın en önemli Kur'an'ı anlamanın en önemli prensiplerinden bir tanesi de budur. Çok önemli prensipler var. Bir tanesi de budur. Kur'an ile konuşan bana benim kendimi nasıl anlayacağım, ben bu dünyada neyim var, neyim yok ve bunlar niye yarar, niçin ben böyle yaratılmışım sorularının cevabını bulmada yardımcı olan bir rehberlik konuşmasıdır benim Rabbimin. Dolayısıyla Rabbim bana, benim yaratıcım bana benden hiçbir şey kaçmaz derse ne yapayım, ondan hiçbir şey kaçmazmış, olabilir, doğrudur, o zaten yaratıcı, büyük demek hiçbir zaman Kur'an'ı anlamak demek değildir. Hatta bunu ciddiye alsak bile ben biraz yani bu şekilde anlayış çok basit olduğu için alaylı bir tonla söyledim bunu. Çok ciddiye alsak bile Rabbimizden hiçbir şey kaçamaz,
her şey onun elindedir, onun kontrolü altındadır diye kaşlarımızı çatarak konuşsak bile yine ne yapayım ben sorusunun cevabı bulunmaz. Yani benim için bir şey ifade etmiyor. Rabbimizden, kainatın yaratıcısının elinden hiçbir şey kaçmazmış. Ne yapayım? En küçük, en küçük zerre, hatta zerrenin daha küçüğü, daha büyüğü, ne varsa hepsi onun doğrudan doğruya kontrolü altındaymış. Dikkat ediyoruz. Bu bize Rabbinden uzak ve gizli kalmaz diye Serhend'in verdiği tercümede, Allah razı olsun, uzak değildir, gizli kalmaz. Gizli kalmasın, ne yapayım ben? Burada çok dikkat edeceğimiz, çok her zaman her Kur'an okuyuşumuzda aklımızdan mutlaka bulundurmamız gereken nokta burasıdır. Rabbimden kaçmazsa benim için ne ifade ediyor bu? Yani Rabbim bunu bana niye söylüyor? Ben demek ki Rabbim ile, yani kainatın yaratıcısı ile en ufak bir atomu dahi bağlayacak, onunla ilintileyecek, onunla bağlayacak, onunla ilişkilendirecek olmazsam o şeyin varlığını anlayamam, izah edemem, onun varlığı benim için hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla benim kendi varlığımda, kendi varlığımın en küçük parçacıkları da, hatta o küçük parçacıklardan daha küçük parçacıklar da, benim düşüncelerim, aklımdan geçenler, hayal dünyamdan geçen dahi her şey onun doğrudan kontrolü altındadır. Ondan uzak olarak ben bir hayalimi dahi, hayalimin varlığını dahi izah edemem. Bu çok önemli bir prensiptir. Dolayısıyla benim varlığım nedir? Ne demeye geliyor? Bana ne faydası var bu varlığın? Benimle ilişkisi nedir? Bana ne gibi bir sorumluluk getiriyor? Getiriyor mu, getirmiyor mu? Nedir benim varlığımın amacı diye sorular sorduğum zaman bu sorularımın cevabını sen bütün varlığını en ince detayına varıncaya kadar, kalbinden geçen en ufak bir hatıraya varıncaya kadar, ne kadar küçük olursa olsun yaratılmış her şey doğrudan doğruya yaratıcıya izafe edilirse varlığını izah edebilirsin. Yoksa eşyanın varlığını, kendi varlığına bir anlam veremezsin. Çünkü onların varlığını izah edemezsin. Nasıl oldu da var olduları izah edemeyince niçin oldu da, niçin bunlar vardır sorusuna zaten geçemezsin bile. Evet, Makbun'u aramızda görmekle memnun oldum. Çünkü pazar günkü sohbette bulunamayacağıma dair bir mail atmıştım. Makbun'u ve Mehmet Emin'e inşirah nur bildirir. İnşallah siz onunla ilgilenirseniz memnun olurum. Evet, onu unutmadan söyleyeyim, mail atmıştım ama belki maillere bakamıyorsunuz. Bu çok önemliydi. Kur'an'ın bize bu ayetleri anlatması ve hatta bizim 30. sözün ikinci maksadın adı altında bu ayetlerin tefsiri olan bu zerrenin tarifi, hatta zerrenin tarif edilemezliği, çünkü zerreyi elle tutulup gözle görüp tam tespit edemememiz, çünkü devamlı varlıkla yokluk arasında titreşip duran bir şeydir zerre dediğimiz, yani yokluktan getirilen ve her zaman yokluktan getirilendir. Her zaman yokluktan varlık alemine çıkartılandır. Böyle bir tarifin yapılmasının nedeni benim kendi varlık maksadımı anlamam içindir. Bana ben neyim, ne arıyorum bu dünyada, ne yapıyorum, ne isteniyor benden, kim böyle bana böyle varlık verdi ve benden ne bekliyor sorularının cevabı, neden beni yarattı ki sorularının cevabını ancak ben nasıl oldum da var oldum sorusunun cevabı üzerine bina ederek
anlayabilirim. Çoğu kez, çoğu zaman insanlar, hatta ehli tevhid olması gereken Kur'an takipçileri ya da Kur'an'ın verdiği mesaja değer veren, Kur'an ile gelen mesaja değer veren insanlar dahi nasıl bizi ilgilendirmez, niçin sorusu bizi ilgilendirir gibi çok komik bir ayrıma girmektedirler. Eğer biz nasıl oldum da ben var oldum sorusunu anlamıyorsam, niçin ben varım sorusunu anlamaya çalışmak anlamsızdır. Niçin ben var oldum, nasıl olduğumu bilmiyorum ki, bu nasıl oldum da var olduğumun niçin acaba ben bu şekilde var oldum tarzındaki soru niçin sorusu derler ona, niçin sorusu anlamsızdır. Bunu iyi düşünün. İlk etapta ben de çok uzun süre nasıl bilimin konusudur, niçin dinin konusudur gibi o saçma ayrıma çocukken, gençken, öyle ortaokulda falan okurken evet ya biz niçin var olduk işte, anlatamaz bilim falan gibi konuşur dedik ama bunlar çocukça argümanlardır. Fakat şimdi bayağı ciddi alimler gibi okumuş insanlar, ağzına yapan, eğitim görmüş insanların da sanki düşüncesinde esas olmuş bir ayrımdır. Çok tehlikeli bir ayrımdır. Anlamsızlığa götürür. Daha doğrusu bu konuda ciddi düşünenlerin gözünde gülünç bir tavırdır. Bu nasıl oldum da ben var olduğumun cevabını bu bölümde 30. sözün 2. maksadı adı altındaki bu Yusuf suresinin Yusuf dedim, Yunus olması lazım. Yunus suresinin 61. ayeti ile Sebe suresinin 34. surenin 3. ayetindeki geçen bu kelimeciğin tefsirini yapmasının nedeni bize atom hakkında bilgi vermesi değildir. Komik bir şey. Gidersin atom hakkında yazılmış dolu kitaplar var, okursun. Atomların hareketleri hakkında da bilgi veren bir kitap olarak da okumayalım. Atomların hareketine bakmak suretiyle onların varoluşa, varlık alemine nasıl geldiklerini anladığım zaman öyle bir mucizevi yoktan yaratılış ile karşılaştığımı tasdik etmiş oluyorum. O zaman beni yoktan var eden ve her an varlığıma yeni biçimler veren, yoktan var ediciliğini bana her an bildiren Rabbim, şu kainatın yaratıcısı, beni niye böyle yarattın diye sorabilirim. Ama ben nasıl yaratıldığını bilmeden ben niye varım sorusu nun cevabını araştırmak, dikkat edin, gerçek cevaba ulaştırmaz bizi. Biz ayeti kerimede diyor, ben sizi yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Acaba soru burada şimdi. Kur'an'ı tasdik edeceğiz ya, beni yaratan sen misin? Onu bir anlamam lazım önce. Sen kimsin? Onu bir anlamam lazım önce. Beni yaratan, Kur'an ile konuşan kainatın Rabbidir. Bu konuda emin olmam lazım. Tüm kainatı yaratan nasıl yaratıyor? Mutlak kudretiyle hep yoktan yaratıyor. Yoktan yeni biçimler veriyor. Daima kendisi yoktan yaratan olduğunu bana bildiriyor. Çok özür dilerim. Havalar sıcak galiba. Hafif terledim, sonra da terim soğudu. Bir şey oldu. Bu da yoktan yaratmanın bir örneği. Rabbim beni bu şekilde şimdi yaratıyor. Şu kainatın yaratıcısı bu şekilde şimdi beni yaratıyor. O zaman ben diyeceğim ki, beni şu anda bu şekilde yaratan kainatın yaratıcısı ve kainat cinsinden olmayan o mutlak Halık'ın mahlukuyum ben. Şimdi o mutlak Halık'ın mahluku olarak beni böyle niye yaratmış olabilir? Devamlı kendisinin mutlak özelliklerini sergilemek suretiyle gözümün önüne gösteriyor. Niçin benim gözümün önüne bütün o mutlak özelliklerini sergiliyor
diye sorduğumda kendini bana tanıtmak istiyor. Dolayısıyla ben ondan başkasını yaratılmışlığımın, varlığımın kaynağı olarak görmemem lazım. Başkasına ibadet etmemem lazım. İbadet etmek o demek. Ben sana minnet borçluyum. Sen bana şunu verdin, şunu verdin diye takdir etmek demektir. Bakıyorum, eğer böyle bir anlayış üzerine oturduysa benim varlığım, ben kimseye sen bana bunu verdin, şu nimeti verdin, şu yemeği pişirdin, şu elbiseyi verdin, şu suyu içirdin, şu havayı verdin diyemiyorum. Çünkü her şey her haliyle her an mutlak bir kaynak tarafından yoktan var ediliyor. İşte bu yoktan var edilişi gerçekleştirene ben sen bana bunu verdin derim. İyyâke na'budu bu demektir. Yalnız sana ibadet ederim ki sen beni bu şekilde yaratansın. Yoktan yaratılmayı kainata bakarak anlayabilir miyiz diyor Makkün. Yoksa bu tür bir yaratılış ancak vahyin öğretisinden sonra mı ifade ederiz? Bu çok makul konuşursa, dikkatli konuşursam. bu cümlede çok ince bir sır var. Diyor ki vahyin öğretisinden sonra mı ifade edebiliriz? Çok nezaketli seçilmiş, dikkatli seçilmiş bir ifade. Kanaatime göre ifade etme noktasında %100 katılıyorum. Yoktan yaratılmayı kainata bakarak anlayabilir miyiz sorusunda hissedebiliriz böyle acayip bir şey oluyor diye. Kendi kendine böyle bir şey olamaz ama neyin nesidir diye şaşırıp kalırız. Ben kendimi öyle buluyorum. Onun için kainata bakarak anlayabilir miyiz de yoktan yaratılmayı tam anlayamayız ama böyle acayip bir şey oluyor diye hissederiz. Bu noktada da zaten ulema ihtilaf etmiş. bir kısmı biz Allah'ı vahiy olmadan da anlarız diyerek anlayamayız diyenler yoktan yaratılma gibi bir şey var, bir acayip bir şeyler oluyor. Bunun mutlaka bir gaybtan bir yaratıcısı olması lazım demek anlamında yoktan yaratılmayı anlayanlar, biz Allah'ı kainata bakarak anlayabiliriz, vahiysiz de anlayabiliriz demişler ki bir yaratıcı olması gerekir sonucunu bağlar bu karar veya bu anlayış tarzı. Ama bir yaratıcı var ama bu neyin nesidir? Bu bir yani enerji gibi bir şey midir? Heyyula gibi bir şey midir? Ne olduğu belli değil. Bir yaratıcı. Yani yaratmış, var etmiş, ne olduğu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yani bir yaratıcı ki zat sahibi. Zatı var. Peki ona Kur'an Allah diyor. Kur'an Allah demese bile, yani Allah dememiş olsa bunu duymasak bile biz böyle bir yaratıcının neyin nesi olduğunu bilmeden ben kainatın yaratılmışlığına inandım demek de Allah'ın varlığına inandım demek olmadığından insan aklen Allah'ın varlığını bulamaz demişler. Kainata bakarak Allah'ın varlığını bulamaz, vahiy gerekir demişler. Onların maksadı da bu yaratıcının kim olduğu hakkında hiçbir bilgi sahibi olamazsın. Eğer vahiy sana gelip, yani yaratıcının bizzat kendisini sana tanıtmazsa, bize tanıtmazsa anlamında kainata bakarak Allah'ı bulamazsınız demişler. Her ikisi de doğru, yalnız doğru yerlere locate etmemiş, koymamız lazım. Ne, hangi maksatta kim ne dedi diye. Bu hatayı ben yaptım, özür dilerim. Güneşin altındaydım. Şimdi de serin eve gelince boğazım devamlı tetik yapmaya başladı. Dolayısıyla yoktan yaratılmayı kainata bakarak anlayabilir miyiz sorusunun cevabı siz, ne kastediyoruz? Bir yaratıcı olması bakımından. Evet, ama yoktan böyle bir şey yaratan mutlak özelliklere sahip diye bir tanım getirirsek hayır.
yaratılışı ancak bu tür yaratılış ancak vahyin öğretisinden sonra mı ifade edebiliriz? Evet. Benim kanaatim. Yani burada böyle evet hayır derken sanki ahkam kesen makamda değil. Kanaatlerimizi paylaşıyorum. Siz yazıyorsunuz, ben konuşuyorum. Siz de konuşabilirsiniz. Mikrofon isteyin beni. Ey şimdi şu anda çok zor olsun. Zaten birisi mikrofon istese diye böyle gönlümden çok memnun olacağım. Evet. İfade edebiliriz. Evet. Vahyin öğretisinden sonra ifade edebiliyoruz. Vahiy diyor ki kainatın yaratıcısı benim, benim özelliklerim budur. Ben mutlak olanım. Kainat cinsinden olmayanım. فَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ dediği anda benim bütün nefsim, aklım, neyim varsa hepsi duruyor. Evet diyor. Yani hiç kimse hiçbir şey itiraz edemiyor. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ dediğinde vahiy evet öyle olması lazım diye rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Peki böyle bir böyle bir vahiy rehberliği olmasaydı söyleyebilir miyiz? Evet. Ben diyorum böyle bir vahiy olmasaydı söyleyemezdik. Hazreti İmam Şafii ve Eş'ari'nin küfre girse de ehli necattır tespitlerini neresine koyabiliriz bu argümanın? Şimdi çok değişik noktalara geldik, güzel ama konuyu evet madem sorudur akla geliyor cevabını paylaşmamız lazım. Küfre girmek tabirlerini ben şöyle anlıyorum, İmam Şafii ve Eş'ari'nin küfre girse de ehli necattır'daki küfre girmek tabirini bizim vahye ulaşmış, Kur'an eline geçmiş, bilgiyi elde etmiş insanların vahiyden gelen bilgileri değerlendirip bu bilgilere muhatap olup ondan sonra hayır ben bunu reddediyorum demek manasında küfre girerse de diyor. Ki bu insanlar vahye ulaşmamış insanlar vahye ulaşmamış insanların ehli necat olduklarını vahye ulaşmış insanların küfre girenleriyle kalıştırmamamız için söylüyor diye anlıyorum ben onu ki Risalelerde bu tefsirini okuduğumuz müellifin diğer eserlerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce gelmiş onun ailesinin, annesinin, babasının vahye muhatap olmamış insanların durumu ne olacak ve bir de biz peygamber göndermediğimiz kavimlere azap verici değiliz. İlla neb'ase rasula diye biten ayet. Ve ma nu'azzib ma nu'azzib nu'azzibu illa neb'ase rasula diye biten ayet-i kerime. Şimdi başa aklıma geliyor. Düşününce ayetler aklıma geliyor. Ezber okumaya alıştık çocukken maalesef. Ezberi başından başlarsan devam ediyor. Başlamazsan gelmiyor. Her neyse bu ayetler doğrultusunda İmam Şafii ve Eş'ari Hazretlerinin veya bu konuda bu şekilde düşünen insanların makul düşündüklerini pardon Arapça harfler çıkmadı. Arapça harfler illa neb'ase rasula diye biten ayet-i kerime. Çıkmadı derken bu ayetin anlamadığınızı mı söylemek istediniz maktubu? Yani ifadeyi yakalayamadınız mı benim söylediğimi? Arapça harfler çıkmadı. Ve ma kunna yes, ve ma kunna muazzibina hatta neb'ase rasula. Evet, doğru. Ve ma kunna. Bu ayetler doğrultusunda bunlar ehli necattırlar. Kainatta gördükleri delillere göre bir yaratıcı olması lazım gelir. Bir yaratıcı olması lazım gelir sonucuna ulaşmış ve bunu tasdik etmiş olanların ehli necat olacağını. Fakat
Fakat kendisine vahiy ulaşmış olanların, bu bir yaratıcının tanımını yaratıcı tarafından yapıldığı kaynağa muhatap olmuş olanların o kaynağı reddetmelerine kafir denir. Yoksa öyle bir kaynağa muhatap olmamış, gerçi bu da bir tartışma konusu ama çoğumuz burada öyle kaynaklara muhatap olmamış insanların durumunu yine Said Nursi'nin yapmış olduğu incelikli tefsirlerden faydalanarak, çok dikkatli tefsirlerden faydalanarak düşündüğümüzde Kur'an'ın bu Kur'an ile gelen vahye muhatap olamamış cehaletinden dolayı aşırı bir medya tahakkümüyle sanki kara bir bulut kaplamış, gerisini görmesi mümkün olmayan saf insanların durumuyla da aynı durumu da aynı kategoride değerlendirilmesi gerekir diye Said Nursi'nin verdiği, yaptığı açıklama doğrultusunda evet diyoruz. Ama biz şimdi ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, peygamberden gelen mesajdan haberdarız. Biz kendimizi onların kategorisine koyamayız. O belli bir şey. Ayetler doğrultusunda bu konuyu nasıl anlamamız gerektiğini söylüyoruz. Bunun da başında Kur'an nasıl okunur? Kur'an'a nasıl muhatap olunur? Maalesef çok üzülerek müşahede ediyoruz ki Kur'an tercümesi yazmış, piyasaya girmiş, kitaplar dağıtmış ve dolayısıyla Türkçe tabiriyle Türkçe'lere dönmüş insanların bir sürü, yani Kur'an tercümesi yaptığınızda çok satarsınız, satılıyor dağıtımı da biliyoruz. Çok insanların Kur'an'ın bu özelliğinden haberinin olmadığı yapmış oldukları tefsirde ve tercümelerde görülebiliyor. Hepsi değil ama dikkatsiz olanların dikkatinden kaçmış bir şekilde görülebiliyor. Kur'an ile konuşan Allah'ın kendi konuştuğu cümlelerini Allah'ın katından değerlendirerek anlamaya çalışmaktır problemin kaynağı. Bana konuşuyor, benim için bu ne ifade ediyor? Kur'an bana ne öğretti? Sloganını yeni keşfettim. Bunu size yazayım da siz de her Kur'an okuyuşunuzda bu sloganı alın. What the Quran taught me in English. Artık bundan sonraki derslerimizde, sohbetlerimizde bu slogan ile gitmeyi düşünüyorum. Bizden from within yani. What the Quran I'm sorry. What the Quran taught me. Soru değil de bu da İngilizcesi. Kur'an bana ne öğretti? Şimdi ben bu ayeti okudum, şimdi ben ne öğrendim? Bunu söyleyeceğiz. Mesela hiçbir şeyin Allah'tan uzak kalmadığı, onun gözleme altında olduğu, bilgisi altında olduğunu söyleyen ayeti ondan kaçamaz. Gizlenemez, saklanamaz. Hani ondan gözümden kaçmaz gibi söyleyen ayeti şimdi ben okudum. Peki bu ayet her bir şey, en küçük bir şey, parçacıktan daha küçük bir şey de olsa Rabbinden uzak ve gizli kalmaz diye okudum. Ne yapayım? Bu ne demek benim için? Ha, Allah her şeyi biliyormuş. O zaman ben kendime dikkat edeyim de bu, yani namazı falan kaçırırsam filmimi çeker, vallahi ileride sorar. Halim harap olur, perişan eder beni diye korkumdan namaz mı kılacağım? Dolayısıyla hani bak şimdi kimse görmüyor beni, kılmamazlık yapmayın, Allah görüyor canım deyip namaz mı kılacağım? Böyle mi anlayacağım bunu dediğimizde bize gerçekten eğitici bir öğreti, eğitici bir rehberlik olmuyor. Ama ben demek ki her bir şeyi, her bir halimi yalnızca ona bağlamak suretiyle, o her bir halimin, her bir durumun, her bir anımın
izahını yapabilirim. Varlık izahını yapabilirim. Eğer böyle bir mutlak varlığa, yaratıcıya izafe etmezsem benim yani sevdiğim, sevmediğim ne olursa onların varoluşunu nasıl oldu da var oldular? Onun için nasıl sorusuna çok önem veriyorum ben. Hatta ve hatta nasıl sorusunu unutmayın. Niçin sorusundan daha temelli, daha önemlidir. Kur'an'da niçin sorusu çok azdır. Ama nasıl sorusu, Arapçasını da yazayım size. Bir araştırın, herkesin interneti var şimdi. Keyfe. Keyfe nasıl demektir? Niçinle hiç alakası yok. Nasıl? Kur'an'da hep insanlar, yani Kur'an'ın muhatapları keyfe, yani nasıl oldu da yaratılış gerçekleşti sorusunun cevabı verilmek üzere eğitilir. Niçin değil. Çok yanlış yaptık. Nasıl sorusunu bilime bıraktık, niçini de dine ayırdık, böldük dünyayı ikiye, dinin kainatla ilgisi kalmadı. Bu usul 1200 yılından beri İslam aleminin Kur'an talebelerinin başına bence bela olmuş bir usuldur. Yani 800 yıllık mazisi, 900 yıllık mazisi olan bir musibettir alemi İslam'da. Ne? Evet, Mahkum diyor ki, yani kulağımız vahyi dinlerken gözümüz alemi şehadette onun tasdikini yapmak üzere data toplayıp sonuca varıyoruz ya da varmalıyız diyorsunuz herhalde. Evet, varlık aleminin nasıl olup da gerçekleşiyor olduğunu anlamayan bir kimse bu niçin var sorusunu sorması abestir, gülünçtür, komiktir. Çünkü niçin var sorusunun cevabı ancak ve ancak onun nasıl olup da var olduğu anlaşıldıktan sonra bir mana ifade eder. Onun için hem kainata gözümüzle bakacağız, vahyi dinleyeceğiz ama kainata bakarken de kainatın nasıl oluyor da varlık alemine geliyor olduğunu anlamak üzere vahyin resberliğinde kainata bakacağız. Yani dediğiniz doğru olmakla birlikte vahyin rehberliğinde kainata bakacağız. Vahyin rehberliğinde kainatın nasıl olup da varlık alemine geliyor olduğunu anlayacağız. Onun için 30. sözün 2. makamı, şu okuduğumuz tefsir çok önemlidir. Nasıl oluyor da bir zerre her bir hareketiyle varlık alemine geliyor, bunu anlatıyor. Hiçbir 30. sözü baştan sonuna kadar oku, niçinini söylemez. Neye? Zaten nasıl olduğunu anlayınca, mutlak bir kudretin ona daima varlık verdiğini anlayınca, o mutlak kudret her varlığın her bir özelliğiyle kendisinin mutlak özelliklerini bize tanıtıyor olduğunu anlayınca niçin sorusunun cevabı lades, yani göz göre göre lades gibi bir şey olur. Yani böyle bir yaratıcıya ibadet etmekten, yani ben varlığımı böyle bir yaratıcıya borçlu olduğumu izah etmekten, ifade etmekten başka bir alternatifim yok ki demek. Benim bende bir şey, işte ona ibadet etmek için yaratıldım demek için çok kolaydır. Yoksa insanlara siz Allah'a ibadet etmek için yaratıldınız deyince insanlar işte yani Allah'ın da nereden yarattığını, nereden biliyoruz ki Allah'ı nereden çıkarttınız diye insanın içinde bu soru kaynayıp duruyor. Yani biz de bu sorunun nasıl sorusu, yani böyle bir şüphelerin ya da belirsizliklerin ortadan kaldırılması için varlık nasıl oluyor da varlık alemine geliyor, eşya nasıl oluyor da varlık alemine geliyor, işte bu tefsirden öğreniyoruz. Böyle bir tefsiri insan, yani Allah rahmet eylesin müellife, artık ne denir bilemiyorum ama böyle bir tefsire muhatap olduğumuz ya da Allah'ın nimeti olarak ulaştırıldığımız için niye yerden göğe kadar hamd etsek yetmez. Bütün varlığımız, bence böyle bir tefsir olmasaydı ben çok problemler yaşardım diye.
diyorum. Yani bana bu konuda katılanlar da var. Katılanlar olacağını da zannediyorum. Böyle bir tefsir olmasaydı Kur'an anlaması, Kur'an'ın anlaşılmasında çok büyük problemler, şüpheler yapar gibi. Ben yapardım şahsen. Çünkü baktığım zaman çok az ikna edici cevap buluyorum. Peki efendim, neden 800 yıldır böyle bir problem var dediniz? Ondan önce yok muydu böyle bir problem demek istediniz? Yani ondan önce insanlar araştırıyorlardı. İnsanlar soruyorlardı, konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. Nasıllar üzerine de dikkatler çekiliyor idi ilim ile meşgul olan ulema. Sonra bir ayrıldı. Kainat ile çalışma, kainat ile birlikte medreselerde kainatla ilgili çalışmaların hepsi medrese dışına atılınca bunlar materyalist oluyorlar, maddeyle uğraşıyorlar. Biz Müslümanız, Allah'a inanıyoruz. Şimdi Allah'ın bize ne dediğini öğrenelim, onu uygulayalım diye bütün çalışmalar özellikle fıkıh üzerine yoğunlaşınca fıkhın problemlerini çözmek, sosyal hayatın, Müslümanların sosyal hayatının problemlerini çözmek üzere yoğunlaşınca iman esaslarının tartışılması, anlaşılması için yapılan çalışmalar öte tarafa atıldı. Yani biz illa fizik çalışalım, matematik çalışalım değil. Mesela 30. yüzyılın ikinci maksadında mutlaka modern bilimlerin bilinmesi şart değil ki. Hiç modern bilimden haberi olmayan bir kimse bile 30. sözdeki bu tahavvülat-ı zerre tarifini okuyunca anlar. Senin ya da benim kuantum teorisini bilmemiz gerekmez ki bu tahavvülat-ı zerre tarifini anlamam için. Kuantum teorisini bilenler daha iyi anlarlar, daha emin olurlar, onlara güzel cevaplar verebilirler. Buna katılıyorum ama mutlaka Allah'ın nasıl kainatı, nasıl yarattığını ve dolayısıyla her bir halimizde doğrudan doğruya Rabbimize ibadet etmemiz lazım geldiğini anlamamız için fizik, matematik çalışmamız şart değil. Usul olarak kainatı ihmal etmek suretiyle elimizde Kur'an'da hadis vardır. Bu yeter denildiğinde Kur'an'ın ve hadisin, ama hadiste daha çok zordur anlaşılması, Kur'an'ın devamlı kainata referans verişini ihmal ettik. Bu konuda en ileriye giden isim söylemeyeyim, yani alemi İslam'ın beynini işgal ettiler. Kur'an'dan, hadisten delil getireceksin diyor. Ya, ama Kur'an kainata bak diyor. Kainata bakmadan, daha yeni okuduğum bir kitapta söylüyor. Kur'an, eğer kainata baktığınız, kainattaki gösterilen mucizevi yaratılışı eğer dikkate almıyorsanız, bunu da bir sonra da muhtedi olmuş birisi yazıyor da, Müslümanlardan böyle yazanlar az çıkar. Eğer kainattaki mucizevi yaratılışı görmüyorsanız, kainattaki mucizeyi görmüyorsanız, eğer bir peygamberin elinden çıkmış olan mucizeyi görmeye kalkmanız mümkün değil. Onu hiç zaten görmezsiniz diye. Görüyorsunuz insanlar düşündükleri zaman, Kur'an'ı anlamak için çalıştıkları zaman, bu bizim kitabımızdır, taklit edeceğiz değil de bunu anlayıp tasdik edeceğiz dedikleri zaman çok daha insanı ikna eden, insanın ruhunu, kalbini ikna eden cevaplarla karşımıza geliyorlar. Ben de diyorum, yani mutlaka bu Kur'an'ı gavur olduktan sonra mı anlayacağız canım diyorum. Bir de Müslüman olarak anlayamayız mıyız diyorum. İsa İbn-i bizi bu konuda kurtarıyor, yardımcı oluyor. Müslüman olarak da anlayabilirsin. Mutlaka dinden bir İslam dışında bir dine mensup olacaksın. Ondan sonra İslam'ı araştıracaksın. Ondan sonra Kur'an'ın kıymetini takdir edeceksin. Değil. Bak, İsa İbn-i Hüsnü'nün hiç öyle bir aşaması yok. Doğrudan doğruya Kur'an'a muhatap olan Müslümanlara, gelin sizin iman esaslarınızı Kur'an nasıl tesis ediyor, size bu açıdan Kur'an okumayı öğreteceğim demiş, almış, çalışmış, almış kalemlerine yazmış kitapları veya işte söylemiş, insanlar yazmışlar, orası fark etmez, ya yayınlamış düşüncelerini bakıyoruz, ha diyoruz, Kur'an'ı okurken hangi noktalara dikkat edeceğimizi eğer ön plana çıkartmak suretiyle Kur'an okursak, ezbere okumazsak ve bu yazılanları da ezbere okumazsak, Sayın Dursun'un yazdıklarını da ezbere okumazsak,
Yani ne dediğini anlamak amacından öte, neyi niçin söylediğini anlamak amacından öte, kelime kelime cümle cümle ne diyor diye anlamaya çalışırsak, ne yani içeriği nedir bunun? Yani nakil yapmak suretiyle anlamaya çalışırsak, nakilcilik yaparsak biz de işte bu 1000 yıllık düşen veya 800-900 yıllık düşülen hataya kendimizi elimizde o hatayı tamir eden kitap olduğu halde aynı hataya yine düşmüş oluyoruz. Efendim yazılanları okuyorum. Makkün, evet o araştırıyorlardı, soruyorlardı, konu ediniliyordu. Sonra Kur'an ve hadisten başka kaynak tanımayız diyenlerin dediği doğrudur. Ben de Kur'an ve hadisten başka kaynak tanımam. Ama Kur'an kainatsız konuşmuyor. O Kur'an ve hadisten başka kaynak tanımayız diyen adamın 43 bilmem 47 ciltlik kitabından bir cildine bir gün bakıyordum. Tamam, her şeyi Kur'an ve yani ayetten ve hadisten delillendiriyor. Çok güzel, çok meşhur birisi. Çok meşhur birisi. Zaten alim-i İslam'ın şu anda fikir yapısını şekillendirenlerden bir tanesi. İmam-ı Gazali değil. Onu seçimlikme gitmeyin diye söylüyorum. Bakıyorum hep Kur'an ve hadisten delil veriyor. Güzel. Ama Kur'an ayet, Kur'an ayetleri kainat ayetleriyle destekleyeceksiniz demeye gelen kainat ayetlerini getiriyor. Hiç oraya girmiyor. Bu Kur'an'dan delil getirmek değildir ki. Bu bir noktada kendini kandırmaktır. Kur'an kainatın ayetleriyle birlikte okunması lazım geldiğini söylüyor. Ama kainatın ayetlerinden hiçbir tane delil yok. Ama diyor ki ben Kur'an'ı takip ediyorum. Hayır, sen Kur'an'ı takip etmiyorsun çünkü Kur'an kainat ayetleriyle konuşuyor. Bu noktada beynimizin çok açık olması, çok hür olmamız lazım. Korkuyoruz çünkü bu alim çok büyük bir alim. Yani dünyayı sarsmış alimlerden bir tanesi. Ama bakın sahibisi çok çok cesur bir şekilde meydan okumuyor onlara. Siz yanlış yaptınız demiyor ama diyor ki, yani bir noktada yanlış, hep yanlış değil haşa, tutup da bütün geçmişi topa çöpten kesene atacak değiliz. Hayır. Bir noktadaki ihmal bize çok pahalıya mal oldu. Şimdi o ihmali ihya etmemiz lazım. Sahibi Dursa o ihmali ihya ediyor. Yani ihmal edilen önemli bir metodolojik eksikliği ihya ediyor, canlandırıyor. Biz de bu eksikliği ihya etmek mecburiyetindeyiz kendi dünyamızda. Bunun en özelliklerinden işte her zaman gördüğümüz gibi bir tanesi de burada böyle bir ayetin Allah'ın ilminden, nazarından hiçbir şey kendini saklayamaz, gizleyemez, kaçamaz. Onun gözünden hiçbir şey kaçmaz. Onun iradesinden hiçbir şey kaçmaz anlamındaki ayet en küçük atomcuktan, parçacıktan, onun daha da küçüğü olsa, daha da küçüğü olsa her şey ona bağlıdır ayetinden ben, kainatı ben böyle anlayacakmışım demek ki sonucunu çıkartmadıkça Kur'an'a tabi olmuyorum. Neden? Çünkü Kur'an bana benim varlık nedenimi, varlık sebebimi, nasıl oldum da var olduğumu anlatan bir kitaptır. Bu tarifi ihmal ediyorum. Kur'an Müslümanların din kitabıdır dediğimizde o zaman işte ilkokulda, ortaokulda öğrendiğin din kültürü ve ahlak derslerinden aldığın dindar, din bilgisi kadar dini var demektir. Risale-i Nur'la hiç alakan yok demektir. Anlaşıldı mı? Risale-i Nur'un usul bakımından yapmış olduğu tecdidin ne kadar önemli olduğu ve bundan ancak bu tecdidi dünyamızda yenilediğimiz kadar faydalanabiliriz. Biz de kendimiz de öyle. Bu tecdidi kendimize usul olarak benimsediğimiz kadar faydalanabiliriz. Evet, bu konuda çok heyecanlıyım. Çünkü her zaman her bir kitap okuyuşumda bir Müslümanların ya da İslamiyet'i araştıranların kitaplarını okuduğumda bu mesele bu yön ihmal edilmişse Kur'an ölü kitap oluyor. Bu yön eğer canlandırılmışsa Kur'an benim için canlı kitap oluyor. Bu kadar önemli. Risale-i de kitap, Risale-i de kendisini ölü bir kitap gibi okumak mümkündür. Hiç okunuyor. Bunu da özellikle vurgulayıp Risale'yi okurken de beni canlı kılan bir kitap okuyacağım. Bana şimdi ne diyor diyeceğim.
bana nasıl rehberlik yapıyor? İmanımın, inandığımı söylediğim o Allah'ın, o yaratıcının benim nazarımda nasıl tasdik edilmesi lazım geldiğini, benim onunla ilişkilerimin hangi esaslara, ubudiyet ilişkimin nasıl teşhis edilmesi lazım geldiğini anlatan kitaptır Risale-i Nur, tefsir. Kur'an'ın bu yönüyle tefsirini yapan kitaptır, külliyattır Risale-i Nur. Evet, Risale'de geçen 1000 yıllık bir tahribat cümlesi buraya bağlanabilir miyiz? Ondan başka bir şey zaten düşünemiyorum bu soru. Makni doğru. Kainata bakışta dikotomi yaşandı diyorsunuz yani. Evet doğru. Doğru mu? Evet. Dikotomi yapıldı ya, dini bilimler ve dünyevi ilimler şeklinde ayrıldı mı demek istediniz? Evet. Hatta bu konuda en uyanık olan İmam-ı Gazali'nin en meşhur kitabının ismi İhya-i Ulumiddin'dir. Dikkat edin. Dikkat edin. Kitabın kendi ismi kendini ele veriyor. Kötü değil. Ama bir noktada gösterilen o devrin hassasiyetine göre felsefe çok hakimdi ve materyalist düşünce, Yunan düşüncesi alemi İslam'ı işgal ediyordu. Çok güzel görev yaptı. Allah ebediyen razı olsun El-Gazali. Bu insanların hepsinden Allah ebediyen razı olsun. El-Gazali de razı olsun. Ama o dönemin özellikle ihtiyacı olan Yunan felsefesinin İslam'ı, alemi İslam'a etkisini ortadan kaldırmak için yazılmış bir kitabı 2010 yılında hala kendine rehber edinirsen büyük cinayet işliyorsun demektir. O dönemin şartlarında gerekliydi felsefeyi tamamen ortadan kaldırmak. Şimdi felsefeyi tekrar almak değil. Hayır. Yine gerekli felsefeyi tekrar tamamen ortadan kaldırmak. Ama artık İhya-i Ulumiddin değil. Çünkü bu bir ayrımın başlangıcıdır. Dini ilimlerin ihyası demek, dini olmayan ilimler de var, biz onunla ilgilenmiyoruz demektir. Halbuki dini olmayan hiçbir ilim yoktur Kur'an'ın öğretisine göre. Birisi dinsizse o onun dinsizliğidir. Birisi materyalistse veya tabiat perestse o onun materyalistliğidir, tabiat perest anlayışıdır. Ama ben dini ilimlerin içerisine kainatın çalışmasını da katmadığım sürece bu hataya tekrar düşüyorum demektir. Hangi hataya tekrar düşüyorum? Kainatı ihmal eden hataya düşüyorum. Bu arkadaşımızın dikotomi diye de dikotomiye giriyoruz. İkilem diyorlar Türkçe'de ona, değil mi? İkileme giriyoruz. Şimdi bu dinle ilgili kardeşim, bu dinle ilgilidir. Kur'an böyle söylüyorsa öyledir. Peki ben bunu nasıl tasdik edeceğim dediğinde Kur'an'a imanın yok mu? Korkutucu sorusuyla karşılaşıyoruz. Ben bunu nasıl imanımı nasıl tasdik edeceğim deyince. Bu ikilemde kalmanın nedeni dini bilimler ve dünyevi ilimler şeklinde bir ayrımın sonucundadır. Böyle bir ayrım yoktur. Dünyada, Kur'an'da, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti de hepsi kainatın yaratıcısının eseridir. Kainatın yaratıcısının eseridir. Mahkum kimmiş o adam önemli değil. O çok ünfülünfül bir adam. Herkes şimdi o noktada yazıyor, çiziyor. Alın elinize herhangi bir kitabı, görün. O adamın kabahati değil. O bizim dikkatsizliğimiz, bizim dine, yani inancımızın kaynaklarını araştırmaya yeterince ciddiyetle eğilmememizdir. Kabahat. O kişi prensip olarak o zamanın, o kişi de kendi zamanının, Gazali'den sonra yaşamış bir kişi, 200 sene sonra falan yaşamış bir kişi, o zamanın o toplumun bulunduğu problemlere cevap vermek üzere gösterdiği tepkinin eseridir onlar. O da güzel bir ihya yaptı. O da güzel bir
tecdit yaptı. Tahmin ediyorum müceddidlerdendi. Yani şu anda eleştirir gibi konuştuğumuz Gazali veya o zat müceddidlerden de önemli değil. O kendi devirlerinde çok güzel tecdit yaptılar. Alemi İslam'ın batması diyelim ya da fikirlerinden dalalete gitmelerine engel oldular. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Ama ben hala o devrin problemlerini aşmış geçmiş artık materyalizmin, naturalizmin, tabiatperestliğin, maddeciliğin, dünyeviliğin ümitlerimize kadar dolduğu bir devirde yaşıyorum. Bu devirde hala 12. 13. bu zat 14. asrın 14. asrın insanının problemlerine cevap veren kitapla kendime rehber edinmeye kalkarsam, ondan faydalanıp, usul olarak faydalanıp da şimdi benim problemlerime bu usul dahilinde nasıl cevap bulabilirim diye çalışmazsam, ki Said Nursi bunu yaptı. Onları reddetmedi. Onlardan faydalandı. Bak, bir zamanlar şöyle bir problem vardı. Bu gibi konulara girince okuyamıyoruz, kusura bakmayın. Yani usul belirlemesi okumanın da bir anlamı yok. Al eline Gazali'yi, başka isim vermek istemiyorum. Al eline Gazali'yi, Şerhen İlyai Ulumiddin'i, o günün şartlarında, o günün şartlarında din derildiğinde hayatı kuşatan bir anlayış vardı, belli olmaz. İnsanların ne yaşadı, ama şunu biliyoruz ki bir ihya, bir tecdit idi. Serhend'in yazdığına cevap veriyorum. Din denildiğinde hayatı kuşatan bir anlayış vardı, o yüzden ihya-ül hayır, din denildiğinde hayatı kuşatan bir anlayış varlığı yalnızca biz Müslümanız peşine kabul edildikten sonra, biz Müslümanız peşine kabul edildikten sonra. Ama İslamiyetimin hak olduğunu tasdik etme yoktu. Azdı daha doğrusu. Onun için insanlar o biz Müslümanız peşine kabul edildikten sonra Yunan felsefesinin etkisine karşı gösterilmiş bir tepkiyi haklı buldular. Ama şimdi benim sorum, şimdi benim problemim, bu asrın problemi, hatta 18. 19. 20. 21. asrın problemi, artık ben Müslümanım, benim İslamiyetim hayatımı kuşatıyor değil. Ben Müslümanım ama İslamiyetim doğru mu? İslamiyet hak mıdır? İslam'ın getirdiği inanç esaslarını tasdik edebiliyor muyum? Çünkü materyalizm çok güçlü bir şekilde İslamiyet'in getirdiği inanç esaslarına kritik getirdi. Herkesin dünyasını sarsıyor. Çok kişinin dünyası öyle sarsılıyor ki insanlar düşünmekten korkuyorlar. Hangi okula gidip de evolution, evrim teorisini okuyup da sarsılmayan insan var? Hangi okula, hangi hayatta kim gördünüz şimdiye kadar tabii cümlesinin gerçekten çok tehlikeli, tevhide aykırı bir kelime olduğunu, doğaldır canım cümlesinin, doğal gaz kelimesini, doğal güzellikler kelimesini kullanırken vicdanı hoplayan kaç kişimiz var? Demek ki hepimiz bunun etkisi altında kaldık. Şimdi bu tabiat perestliğin, materyalistliğin, dünyevileşmenin, sekülerleşme diyorlar ona teknik isim olarak, herkesin kaybı, maddi gelişmeciliğin en öne alındığı, ön plana alındığı bu asırda, bu devirde Müslümanların bile maddi gelişmeciliği öne sürmediğiniz zaman kimse size maddeten terakki etmeyi, maddeten terakki etmek yalnız maddeyi, alemi anlamak anlamında değil, para toplamak anlamında, maddi güç elde etmek anlamında, daha kuvvetli silah sahibi olmak anlamında. Sekülerleşme budur. Cebime daha çok para girecek, daha çok evimi eşya ile doldurup eşyanın kölesi olacağım anlamında. Maddi güçlenmeyi, buna progress, kalkınma diyorlar. O kalkınmayı
ön plana getirmediğiniz zaman kim sizin arkanızdan geliyor? İyi bakın bir. Bir kişiye, bir öğrenciye, sana ben para vereceğim, çok güzel eğitim görüp yani avukat olacaksın veya mühendis olacaksın dediğin zaman senin paranı alıp mesleğini geliştirmeye çalışıp bu arada da bir Müslüman bana zarar faydalandı, Müslümanlıktan zarar gelmezmiş diye namazını kılan bir çocuğa imani noktada ne yardımı yaptı? Böyle yardımların peşinde bütün Müslümanlar koşmuyor mu? Dünyevileşmek bu demektir. Müslümanların dünyevileştiği bir dönemde dünyevileşmeye ne gibi bir cevap vereceğim konusunda dönüp gideceğim felsefi akımın geldiği bir dönemde Gazali nasıl felsefeye cevap verdi? Tekafütül felsefeyi neden yazdı? Hangi esaslara göre yazdı? Nasıl onlarla mücadele etti? O ismini bahsettiğim zatta tasavvufun tamamen istismar edildiği bir ortamda bu istismarcılara nasıl kılıç çekti? Onların bu yanlışlara karşı, alemi İslam'ı menfi etkileyen akımlara karşı nasıl tedbirler aldıklarının örneklerini almak suretiyle şimdi de ben materyalistleşmiş, tabiat perest olmuş ve kendisine Müslüman diyen insanların kalbindeki, aklındaki pasları nasıl acaba gideririmin bir tecrübesini yapmak zorundayım. Onları aynen onların içerisinde, ya kardeşim bir doktor vardı, bakın bunları detaylı konuşmamız lazım. Bir doktor vardı, çok güzel kalp ameliyatı yaptı. Çok güzel kalp ameliyatı yaptı, başarılı bir doktordu. Ama şimdi ben, diyelim bir hastam var benim, bu hastamın kalp problemi yok, böbrek problemi var. Aynı doktor çok başarılı oldu diye kalp ameliyatı yapan doktoru getirip de böbrek ameliyatı yaptırmaya kalkmak cinayet değil midir? İşte İmam-ı Gazali'nin getirdiği çareyi 20. asırda uygulamak da aynı şekilde cinayettir. Ama ondan biz faydalanmayacak mıyız? Faydalanacağız. Doktora diyeceğiz ki kalp doktoruna, arkadaş sen bu ilmi nereden öğrendin? Hangi aşamalardan geçtin? Nasıl oldu da bunların detaylarına inebildin? Ha, aynı usulü alıp ben de bunu böbrek hastalığına uygulayacağım. Said Nursi'nin yaptığı budur işte. Said Nursi geçmişi, geleneği inkar etmedi. Geleneğe karşı da çıkmadı. Bin yıldır ihmal edilen bir olayı, tekrar ihmal edilen bir olayı ihya ediyorum dedi. Çünkü bin yıldan beri insanların, bizim örneğimize dönersek, böbrek hastalığı yoktu. Yani belli bir Müslüman grubu içerisinde. Çünkü Müslümanlar zaten tutup da Amerika ile konuşmuyorlardı, Avustralya ile konuşmuyorlardı. Varlıklarından bile haberleri yoktu. Yani Avrupa'nın kuzey taraflarına gidememişlerdi zaten. Onların ne problem olduğunu da bilmiyorlardı. Gidemezlerdi de ne telefon var, ne televizyon var, ne bilmem iletişim araçları var. Gidebildikleri yerlere kadar gittiler ve onların problemlerini çözdüler. Sahabe ve tabi'in gittikleri yerdeki insanların bütün sorularına cevap verdiler. Onları tevhid ile karşılaştırdılar. Tevhid ile tanıştırdılar. Onlara tevhidi anlattılar ve kabul edildi. Tevhidi anlattıkları kimseler hepsi tevhidi kabul ettiler ve Müslüman oldular. Şimdi biz artık dünya bir köy oldu, Said Nursi'nin de dediği gibi. Dünyanın her tarafındaki insanlara ne gibi problemler olduğunu biliyoruz. Şimdi hastalık artık kalp hastalığı değil, örnekti o. Yani yine kalp hastalığı da manevi bakımdan. Kalp hastalığı değil, böbrek hastalığı. Kalp hastalığı için yazılmış bir kitabı böbrek hastalığının çözümü için kullanmaya kalkmak cinayet değil midir? Ama kalp hastalığı için yazılmış bir kitaptan tıp prensiplerini öğrenerek onu böbrek hastalığının tedavisinde o tıp prensiplerini uygulamaya çalışmak ise akıllı ve yapılması lazım gelen hikmetli bir davranıştır. Ben Risale-i Nur'da bundan başka bir şey görmüyorum. Geçmişi alıyor, geçmişteki problemlerin üstesinden gelen ulemanın hangi usullerle onların üstesinden geldiğinin farkında yazdıklarını dikkatli okuduğun zaman anlıyorsun. Ve şimdiki probleme ben bu usullerden faydalanmak suretiyle kendi problemime, kendi hastalığıma nasıl bir cevap bulurum, nasıl bir ilaç tedavi yöntemi geliştiririm, işte Risale-i Nur odur. Okuduğumuz parça Zerre Risalesi adı altında, Tahavvülat-ı Zerre Risalesi adı altında yazılan tefsir, bunun her birisi güzel örnek, bunun en şahane örneklerinden bir tanesidir.
kainat nasıl olacak da yaratıcısına bağlanabilecek ve ben o yaratıcı ile ubudiyet ilişkisi kurabileceğim. 30. sözün ikinci maksadı bu usulle okunmalı. Biz de inşallah onun kavgasını yapıyoruz kendi dünyamızda. Sehent onu okuduk galiba. Yusuf Kan, Yusuf mudur? Belki Yusuf'tur. Kalp ve beyin hastalığı var şimdi. O örnekti canım. O örnekti. Şimdi her türlü hastalık var. Kendime bakıyorum, her türlü hastalığım var. Evet, hem kalp hem beyin hepsi var. O yalnızca bir örnekti. Başka türlü bir örnek de verebilirdi. Sinir hastası diyebilirim. Geçmişi inkar etmek yok. İnkar edilmez zaten. Hiç kimse mesela bugün bir adam dese ki ya ben yeni bir bilgisayar türü yapacağım dese, şimdiye kadar geliştirilmiş olan bilgisayar teknolojisindeki bilgileri çöp tenekesine mi atacak bu adam? Hayır. Onları kullanacak. Fakat onları bir ileri adıma götürecek. Zaten ilim demek de bu demektir. Eskileri kullanıyorsunuz, usul olarak anlıyorsunuz, fakat aynı usulü eğer hastalık aynıysa uyguluyorsunuz. Hastalık aynı değilse, fen ve dalaletten geliyorsa hastalık, 11. asırda fen ve dalaletten gelen bir hastalık yoktu ki. Müslümanların arasında yalnız bir elit tabaka Yunan felsefesini okumuş, onu alemi İslam'a mal etmek istiyordu. Ha, o elit tabakanın etkisini kırmak için İmam-ı Gazali ilim kılıncını çekti, bitirdi onları. Allah ebediyen razı olsun, Allah ebediyen rahmet etsin. Ama şimdi artık fen ve dalaletten gelen itikadı sarsmış, tamamen Allah inancını tamamen taklit torbasının içerisine koymuş ve taklitten ibaret bir imanı olan alemi İslam'ın tahkike ulaşması için ne yapmak lazım geldiğini Gazali'nin usulünden faydalanacağız ama aynı şeyi yapmayacağız. Aynısı şimdi yapamayız. Zaten yaptığımızda da ancak Müslümanlar taklidi imanlarını kuvvetlendirip daha da mukallit Müslüman oluyorlar. Tabi o da nereye götürüyor bizi? Şimdiki tabiriyle aşırıcılık diye, tutuculuk diye bilinen yani bir yerde herkesin sokağa dolduğu, birisi bir peygamber resmi yapmış, karikatür yapmış, alay etmiş diye. Herkes sokağa dönüp onun bunun evini, parkını kırıp yıkıyor. Bu mu yani Allah'a iman? İşte bu insanın böyle bir tutarsız eğitimden geçtikten sonra taklidi imanını muhkemleştirmesi, yani daha da taklidi imanda tamamen bağnazlaşması sonucunda ortaya çıkan bir tablodur. İmanımızı ihtiyaca göre yenileyememenin, tecdit edememenin ürünüdür bunların hepsi. Orada burada isyan hareketleri. Kendine güvenemeyen insan bağırır, çağırır. Kendine güvenemeyen insan sen bunu yapamazsın diye bağırır. Halbuki yaptığın yanlış kardeşim, doğrusu budur diye bir cevap veren çıkmaz. İşte Risale'den biz böyle usul almak istiyoruz. Onun için de böyle okuyoruz. Elhasılı vel kelam zamanımızda dolmuş. Hakkınızı helal edin. Eğer bu konuda söylemek istedikleriniz varsa çok memnun olurum. Zamanımız dolduğu için geri tek metne dönmüyorum. Siz de inşallah söylemek istedikleriniz varsa buyurun söyleyin. Yoksa bugün usul, her zamanki olduğu gibi usul çalışması yaptık diyelim. Bilmiyorum bu şekilde tırnak içinde sapmalara razı mısınız? Yani böyle usul çalışması yaptık adı altında metni okumadan da bazı saatlerimiz geçse razı mısınız? Değilseniz onu da duymak isterim. Makbun inşallah bir pazar günü için bir şey bir haber gönderirsiniz inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.